Arkadaşlar, herkese merhaba. 3 boyutlu yazıcılarla ilgili çektiğimiz seriye devam ediyoruz. Bu videomuzda 3 boyutlu yazıcımız ne şekilde kalibre edilir? Bunu incelemeye, az elimden geldiğince öğretmeye çalışacağım. 3 boyutlu yazıcımızı kalibre etmek, eksenleri aslında kalibre etmekten bahsediyorum. Yani x ekseni, y ekseni ve z ekseni 3 eksende çalışıyoruz temelde. Bu 3 eksende bizim yazılımımız step motorlara milimetre cinsinden bir dönme değeri gönderiyor. Bu dönme değerini yazılımsal olarak oynayarak bu değeri değiştirmemizi sağlıyor. Lemma 17'nin dönme değerlerine, yani adım başındaki dönme değerlerine isterseniz data sheet'inden vesaireden bakabilirsiniz. Ben o şekilde yapmayacağım, o şekilde anlatmayacağım. Çünkü o daha matematiksel vesaire. Ben normal kullanıcı için biraz alaylı şekilde anlatmaya çalışacağım. Yazıcıyı hangi bölümden kalibre edeceğimizi komutatör ekranında bir öğrenelim ilk önce. Şöyle malin 1.9 bu. 1.9'da bu şekilde bir ekran. 1.8'de de yanlış hatırlamıyorsam aynı ekran var zaten. Buradan tuşumuza bastığımız zaman 4 adet seçenek gelecek. Bu seçeneklerde kontrol bölümüne gideceğiz. Kontrol bölümünde aslında en temel yapılması gereken değerler bu bölümde var. Buradan birçok bölümü ayrı ayrı inceleyebilirsiniz zaten. Buradan biz şu anda mekanik olarak, yani hareket kalibresi yapacağımız için hareket bölümüne giriyoruz. Burada steps bölü milimetre, yani biz her adımda kaç milimetre gitmesini isteyeceğimiz bir bölüm var. Yani adım bölü milimetre aslında bu. Bu jerk ayarlarını vesaireyi burada upgrade yaparken tekrar göstereceğim ben size. Şimdi buradan geliyoruz. Tekrar gelelim, biraz ön çıktı. Kontrolden harekete geliyoruz. Step bölü milimetreye geldik. Step bölü milimetrede x eksenindeki motor steps, yani adım bölü milimetrede normalde buradaki değerler 100 olarak geliyor yanlış hatırlamıyorsam. Ben z eksenindeki değer 400 olarak malinde tanımlı oluyor olabilir. Ondan da emin değilim. Bu şekilde çıkıyor ikide bir. Ana ekrana yazılım o şekilde yapılmış. Buraya geleceksiniz. Burada x ekseni için kendi değerinizi bulacaksınız. Y ekseni için görmüş olduğunuz gibi bunlar benim kendi değerlerim. Bir de bir eksenimiz daha var aslında. O da extruder adımı. Burada extruder 150 olarak girilmiş. Yani extruder'ın filamenti ne kadar sürdüğü. Aslında ben bununla ilgileniyorum. Extruder filamenti bende birebir oranlarda olması da 150 ile sürüyor. Biraz önce görmüş olduğunuz değerlere tekrar alalım. Biraz önce görmüş olduğunuz değerler benim kendi milimetre olarak dahi tutan değerlerimdi. Bunun kalibresini bu şekilde buradan gireceksiniz. Mesela x değeri için söyleyeyim ben. X değeri için gireceksiniz. Bu arada bu taraf yanlış hatırlamıyorsam doğru orantıyla çalışıyordu. Yani sizin 10 milimetre ilerli dediğinizde, eğer 9 milimetre ilerliyorsa bunu biraz daha yukarı doğru, yani 100'den yukarı doğru taşımanız gerekiyor. Eğer fazla ilerliyorsa, geriye getirmek istiyorsanız aynı şekilde değeri doğru orantıyla geriye gelecek şekilde yapabilirsiniz. Y için aynı şekilde buradan da var. Bunu yaptıktan sonra tekrar kontrole girip hafızaya al derseniz bundan sonra bu hareket her açıp kapamanızda ayara gerek kalmayacaktır. Bu şekilde hafızada olacaktır zaten. Bundan sonra biz hazırlık kısmına geleceğiz. Hazırlık kısmında o görmüş olduğunuz ekranla ayarları yapabilmek için eksenleri yönet kısmına gidiyoruz. Eksenleri yönet kısmında x eksenini kalibre edeceğimizi varsayıyorum ben en başta. Burada 10 mm ayarını alıyorum. 10 mm ayarında şu anda x eksenini kalibre ediyoruz. 10 mm ayarında şöyle x ekseninde 10 mm götürdüğümde görmüş olduğunuz gibi şöyle bir hareket oluyor. Benim yapmam gereken bu hareketin 10 milimetre olup olmadığını ölçmek. Eğer siz buraya geliyorsunuz, 10 milimetre ileri götürdünüz. Buradaki farkı ölçün. Eğer fazlaysa tekrar, ben bunu 10 milimetre yaptığımı varsayıyorum. Ölçtüğümde de 9 milimetre çıktı diyelim. Yani burada 10 milimetre gittiğini söylüyor ama aslında gerçekte de 9 milimetre gitti. Bunun için yapmamız gereken, işte biraz önce söylediğim gibi, tekrar yapmış olalım, üstünden geçelim.
hareket bölümüne geleceğiz. Steps bölü milimetreye geleceğiz. Buradan x ekseni için yapabildik. X eksenine geleceğiz. Bizimki 9 milimetre gitmişti. Bizim bunu 10 milimetreye çıkarıp arttırmamız gerekiyor. O yüzden ne yapacağız? Bunu yukarı doğru artık orada ilgili bir değere doğru süreceksiniz. Aslında bu değer sizin ölçtüğünüz değeri, ana olması gereken değere böldüğünüzde burada size bir orada çıkan oran burada size bir referans olacaktır. Ama siz yukarı almak istiyorsanız, yani 9'dan 10'a taşımak istiyorsanız bunu yukarı doğru birer, ikişer, üçer şekilde çıkartın. O şekilde tekrar ölçüm yapın. Tekrar geri gelin, tekrar ölçüm yapın. O şekilde milimetrik bir kalibre ayarına ulaşacaksınızdır. Aynı şekilde bu 3 boyutlu bütün mekanizmalarda, yani mekanik mekanizmalar için aynı kalibre seçeneği de mevcut. Yani temelde yaptığımız aynısı, ama çok büyük sistemlerde, çok nanometrik çalışılacaksa ya, orada tabii bir matematik çalışması yapmak gerekiyor. Bu şekilde de 3 boyutlu yazıcımızın nasıl kalibre edileceğini öğrenmiş olduk. Evet, bir de malinin üzerinde eksenlerin orijinal steps bölü milimetre değerlerini görelim. Daha sonra da bizim bunları yazılımsal olarak, kalıcı olarak hangi bölümden değiştireceğiz ve nasıl şekilde kaydedeceğiz. Zaten çok zor bir işlem değil. Ben komut satırlarını teker teker görebilmeniz için, aynı zamanda dosya dizinini şu anda bir göstereyim size. Benim bilgisayarımda TNC 4D'nin böyle projelerin içerisinde, şöyle girdiğiniz zaman malin 1.9'a girelim. Bu şekilde bir dosya dizini takip etmeniz gerekiyor açmanız için. Aramayın kendiniz açacağınız zaman. Bir süre bekliyoruz. Ondan sonra burada konfigürasyon bölümüne girmemiz lazım. Konfigürasyon kütüphanesi gibi nokta haşlanmış bu uzantısı. Buradan bu default eksen değer bölümüne iniyoruz. Biraz daha aşağıdaydı. Burada default olarak eksenlerin her ünite başına steps'leri aslında. Steps bölü milimetre. Burada default olarak x, y, z ve extruder'a şu şekilde değerler verilmiş. Ben yanlış hatırlıyormuşum. 100 değilmiş. 80, 80, 4000 ve 500 olarak değerler verilmiş. Bunları işte buradan geleceksiniz. Mesela bendekini sallıyorum. 100, x için 100.5. Bunu sallamadım. Bunu şu an sallıyorum. 160 olsun bu. Bu 400 olsun. X için de değerimiz, extruder için de değerimiz 150 olsun. Bunu bu şekilde yaptığınızda daha sonra zaten bu kısmı biliyorsunuzdur büyük ihtimalle. Save yapın. Ondan sonra bunu Arduino Mega'ya bu yazılımı bu şekilde yüklerseniz değerleriniz zaten otomatik olarak böyle gelecektir. Sonradan değiştirmeye, daha önceki bölümdeki değiştirmeye ihtiyacınız kalmayacaktır. Eğer değerlerinizi biliyorsanız zaten. Bu şekilde bu kısım. İnternette bu konfigürasyon hash dosyası ayrı ayrı bölümler şeklinde ayrıntılı olarak işlendiğini ben gördüm. Oradan da bu konfigürasyon hash'ın bütün bölümlerini analiz edebilirsiniz. Zaten üzerinde açıklama satırlarında da mevcut. Bunlara da bu işle ilgilenen arkadaşların öğrenmesini tavsiye ederim. Kendinize iyi bakın.